Gezeyi çalışmalar, hayırlı geceler arkadaşlar. Bu soruyu bana, e, hikayesi biraz farklı bu sorunun. 11. sınıf bir arkadaşınız ulaştırdı. Sonra kendisiyle biraz muhabbet ettik falan. Netleri gerçekten güzelmiş. Güzel işler yapacağını düşünüyorum. Buradan ona da teşekkür ediyorum. E, Emirhan'a da ekstra teşekkür edip soruya geçelim. Soru gerçekten böyle çözerken beyin mi koktu ya dedirtecek bir soru olduğunu güzel bir problem sorusu olduğunu düşündüğüm için sizle paylaşmak istedim. Umarım bir şeyler katabiliriz. Şimdi soruya bir geçelim. Tane tane dikkatli okuyun. Siz de benimle bir kere okuyun. Durdurun çözüme geçmeden. Çünkü okumazsanız direkt beni dinleyip yaparsanız yani ne yapıyoruz? Bura nereden geldi? Şura nereden geldi? Diyeceğiniz çok yer olur. Şimdi soruya geçelim. Dostlar Ali, Görkem ve Semra'nın bir lokantada birlikte yedikleri yemek 50 TL hesap gelmiştir. Tamam bir yemek yiyorlar ve 50 TL hesap geliyor. Her biri masaya 20 TL bırakmıştır. Garsondan İstenildiği kadar bahşiş verebilmesi için de e, birer TL madeni paralar koymuş. Yani 50 TL hesap geliyor. Üçü de 20 20 20 atıyor. Garson bu 20 lira alıyor ve birer lira masaya koyuyor. Yani toplam 10 tane 1 lira madeni para koyuyor. Diyor ki siz diyor bunu alın geri kalan benim bahşişim olsun. Yani sizi istenildiği kadar bahşiş verilebilmesi için. Şimdi bu 3 kişi her biri eşit miktarda madeni parayı geri almış ve kalanı garsona bahşiş olarak bırakmıştır. Evet, garson gittikten sonra Semra. Her birimizin ödediği ile garsona bıraktığımızın toplamı 60 TL etmiyor. Neden etmiyor? Etmesi gerekmez mi diye düşünürken Görkem Semra'ya şöyle seslenir. Bahşiş vermeyip yediğimiz yemek ile doğru orantılı ödeme yapsaydık sen benden %50 daha fazla ödeyecektin. Bundan sonra Ali her ikisine de dönerek her birimizin her birimiz benim kadar yemek yeseydiniz ve eşit ödeseydik her birimiz 4 TL daha az öderdik. Ayrıca garsona da bıraktığımızın 3 katı bahşiş bırakabilirdik diyor. Konuşmalara canı sıkılan Semra diğerlerine siz de benim kadar yemek yeseydiniz ve eşit ödeseydik ödediğimizden 6'şar lira daha fazla öder, bahşiş de bırakmazdık, olurdu, biter deyip masadan kalkıyor, trip atıyor yani. Yukarıdaki konuşmalara göre Semra'nın yediği yemek ücretiyle garsona bırakılan bahşiş toplam kaç liradır? Gerçekten böyle okurken bile yürek yiye, yani yiyen bir soru ama şimdi soruda belli şeyler var. Şimdi can abiler. Şimdi bu adamlar ilk baş sorumuza başlayalım. Siz de burada biraz düşünün. Soru soruya başlayalım. Bu adamlar ilk baş 20 20 20 bırakmadı mı? Benim toplam hesabım 50 lira değil mi? Tamam. Bu nedir? Hesap. Hesap 50 lira. Tamam mı? 20 20 20 bırakıyorlar. Sonra bunu biraz inceltelim mi neyse. Sonra 20 20 20 bırakıyorlar ve adam bunlara birer tane böyle madeni biralara bırakıyor. Değil mi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane. Şimdi bu adamlar bir miktarını alıyorlar ve geri kalan bizim garsonumuzun bahşişi oluyor. Şimdi burada çok dikkat etmeniz gereken bir şey var. Ben bunlar mesela x kadarını almış olsun. Diğer kalanlar şurada bahşiş oluyor değil mi? İşte bu x'i seçtiğimiz sayı var ya 3'e bölünebilmeli. Neden? Çünkü diyor ki bak her biri eşit miktarda madeni parayı geri almış. Demek ki her birinin aldığı miktar eşit miktarda almışlar değil mi? O zaman 3 kişiler bunlar. Bu benim alınan miktarım 3'e bölünmeli. O zaman ne olabilir? O zaman şu yorumu yapalım. maviyle yazalım. Bu para ya 3 lira almışlardır. Alıyorlar çünkü. Ya 6 almışlardır ya 9 almışlardır. 3 alırlarsa bizim bahşişimiz kaç olur? 7 lira olur. Toplamda 10 lira var ya. 6 alırlarsa 4 lira olur. 9 alırlarsa 1 lira olur. 3 tane ihtimalimiz var. Çünkü bunlar birer madeni para. Buçuklu bir şey alamam ki. 1 lira yani bu. Bozuk koymuyor adam buraya. Tamam. Şimdi soruya buradan başladığımız zaman aşırı tıkanıyor ben o yüzden bu soruyu paylaştım. Soruya buradan başlayanlar çok tıkanıyor. Ha işlemlerle çıkar. Biz soruya buradan başlayacağız. Çünkü bu bize bahşişi bulduracak. Diyor ki eleman. Siz de benim kadar yemek yeseydiniz ve eşit ödeseydik 6'şer lira işte bahşiş bırakmış olurduk falan. Bak şimdi. 6'şer lira daha fazla mı ödüyorlar? Toplamda 50 değil miydi? Benim ödenen param ne kadar? Şimdi şuna x diyorum tamam mı? Bahşişimize x diyelim. Benim totalde cebimden çıkan para ne oldu? 50. 50 buradan gitti ya. Artı x gelmedi mi? Bu benim totalde x bahşişim çünkü. Cebimden çıkan para. Tamam. Şimdi bununla doğru orantıda. 6'şer lira daha fazla ödeselerdi bu elemanlar. 68. Hani 6 artı 6 artı 6. 18 yapıyor ya. 50 benim vardı. 18 daha gelirse 68. Artı x. Değil mi? Bölü 3 demem lazım. Çünkü benim bu paraların tam sayı olmalı. Çünkü yani buçuklu bir para ödeyemiyoruz. Tamam. Şimdi bununla gel buradan belki x'in tam sayı olma ihtimallerinden bize bahşişi buldurabilir. Bakıyorum. Eğer 7 lira bahşiş alsaydım ne olacak? 75 mi? 75 bölü 3 bölündü. Hmm, 7 olabilir. 4 alsaydım 72 mi? 72 bölü 3 bölündü. Olabilir. 1 alsaydım 69 bölü 3 bölündü. Hmm. O demek ki 3'ünden biri. Bir şey eleyemedik. Tamam devam ediyoruz. Bu bilgi bize çözdürmedi. Hemen bir üsttekine. Tamam mı? Buralardan da gelir. Ben bu yolu izledim. Daha seri oluyor. Şimdi diyor ki sonra her biriniz benim kadar yemek yeseydik ve eşit özleseydik 4 TL daha az öderdik. Ayrıca garsona bıraktığımızın 3 katı daha baş bırakırdık. Bak şimdi dostum. 4 TL daha mı az? Şimdi benim ana miktarım 50 artı x değil miydi? 50 artı x'ti. 4 TL daha az olunca her birinden 12 TL az olmaz mı? Artı 3, 3 katı daha fazla bahşiş diyor ya. Bahşişim bura. Çünkü bu benim ana paramdı. Direkt buraya 3 yazmayın yani. Ne oldu bu? Bu neye eşit olmalı? Bu benim ilk şu ana parama eşit olmalı. Çünkü bizim hesabımızda değişen bir şey olmadı. Tamam. 50 artı x değil mi? Buradan şurası ne geldi? 38 artı 4x Şuraya morla yazalım. Tamam mı? Şurayı zaten halletmiştik. Şurayı silebiliriz. 38 artı 4x 50 artı x mi? Attım buraya. 3x 12 mi? x 4 mi geldi? Bak gerçekten x'im 4. Hadi bak bak burada sağladı. Çünkü zaten bunlardan biri olmalıydı. Demek ki 4'müş benim bahşişim. Yani demek ki bunlar buradan 6 liraya almışlar. Adama da 4 lira kalmış. Sonra şuraya geçiyoruz bak. Nereye? Şimdi eğer sen bu Görkem'in cümlesine geçersen Ali'nin fiyatını bulursun. Ali'nkine geçerken geçersen Görkem'inkini bulursun. Bize Semra ve garson ücreti lazım. Garson ücreti 4 zaten. Semra'yı bulursak soru bitecek. Şimdi şurayı siliyorum. Burayı bulduk. Burayı silebilirim değil mi? Tamam. Silelim. Şimdi dostum Bak şurada ne diyor? Şöyle Bak diyor ki bahşiş e, vermeyip yemek gidiğimiz ile doğru orantılı ödeme yapsaydık sen benden %50 daha fazla ödeyecektin diyor. Şimdi o zaman bu orandan hani yani 2A'ya 3A değil mi? 2'ye 3 oranından benim Semra'nın 68 artı x yazmıştım ya. Bölü 3'ten. Bu Semra'nın oranı olmaz mı? Tamam. Semra. Şunu S ile şeyle yazalım. Semra'nın parası olur bu. Semra'nın ödediği para. Tamam x'i zaten 4 bulmuştuk. 68 artı 4 bölü 3. 72 bölü 3'ten 24 gelecek. 24 artı 4 de 28 lira yapacak. Çok güzel bir soru. Eğer sen soruyu şuradan çözmüş olsaydın. Görkemi bulurdun. Ali'yi bulurdun. Ne yapardın? Yine gelirdi. Görkemle Ali'yi toplardın. E biz zaten bahşişini burada buldun. Bu kesin bahşiş buradan gelecek. 4. Bunu da buldun. Bunu da buldun. Ana parandan çıkartırdın. Burayı da 4, 54'ten çıkartırdın. Ana paradan. Ve e, sonra Semra'yı bulurdun. Ama niye Ali ile şeyi bulayım? Ha, bulmak isteyenlere de Ali 14 geliyor. Ben buradan denedim. Çünkü baya uzadı. Bulmak isteyenlere de Ali 4 geliyor. Şey 14 geliyor. Şuraya yazayım. Ali 14 geliyor. Tamam mı? Ee, diğer elemanımız da diğer elemanımız da kaç geliyor? Ee, 6 geliyor. Tamam mı? Tam karıştırmış olabilirim şu an. Toplayınca yine Semra'yı 24 buluyoruz. Oradan da 28 oluyor dedim. Biraz uzun oldu ama gerçekten güzel bir soruydu. Bir şeyler katabileceğini düşündüğüm bir soruydu. Olay şurada hani madeni paraları bölmememiz gerektiğini, tam sayıyı bulmamız gerektiğini bir de şuradaki şu artı 3x'ten olay bitti. Böyle arkadaşlar bu tarz uzun sorulara nereden yaklaşacağınızı bilmeniz önemli. Hani moda mod bu şekilde ilk bilgiden gitmeyin de olayın kurgusunu kurun. Yani bazen mesela buradan başlamak soruyu daha rahatlatır. Bunu görmeniz için bir paylaşımdı. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar, iyi geceler.